TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler, hayırlı savurlar değerli izleyenler. Bu geceki programımızda da Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslamar hocalarımızla birlikteyiz. Yine dini konularda çokça merak edilen sorulardan devam ediyoruz. Bugün peygamberimizle ilgili bir takım başlıkları konu edineceğiz inşallah. Nedir bunlar? Peygamberimizi inkar edenler. Peygamberimize karşı hangi suçlamaları yönetmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de hangi başlıklar altında bunlar değerlendiriliyor? Peygamberimizin hayatını incelediğimizde peygamber olduğuna dair hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Kur'an'daki peygamberimize yönelik üslup nasıldır? Ve peygamberimizin Kur'an-ı Kerim ile nasıl bir ilişkisi vardır gibi birçok başlığımızı inşallah bu akşam hocalarımızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hemen isterseniz başlayalım. Ee, Mehmet hocam size başlayalım Bu başlıklar önemli çünkü Bu peygamberimizi inkar edenler Özellikle hangi e, ithamlarla hangi iftiralarla peygamberimize karşı çıkmışlardı Bunlarla başlayalım isterseniz Peygamberimizin Mekke'deki pozisyonunu önce biraz konuşmak lazım hangi pozisyondaydı sonra ne oldu da milletin birden bakışı değişti veya suçlamaları değişti, suçlamalar başladı filan? Bence önce oradan başlamak lazım. Tabii peygamberimizin peygamberlik dönemi öncesi Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaz. Sadece işte onun yetim oluşuna gönderme yapılır ve e, hakikati bilememekten kaynaklı bir takım şaşkınlıkları gerçeği arama peşinde koşuştururken yalnızlığına gönderme yapılır. Bir de risalet öncesi dönemde Mekke'li müşrikler gibi tapınmadığı yani onların tapındığı varlıklara Hazreti Peygamber'in peygamber olmadan önce de tapmadığı ifade edilir. Bu Kafirun suresinde gayet açıktır. Başka surelerde de var. E, Enam suresinde var mümin suresinde var Vesaire ama hayatına Dair başka kesitler Sunulmaz çünkü peygamberlerin Peygamberlik Dönemi ümmet için Örnek yani çocukluk gençlik Dönemlerine evet. dair Kur'an-ı Kerim'de Bilgi Öyle, yer almaz evet. o peygamberimizle ilgili yer Tabii Sadece peygamber olunca Rabbimizin ona verdiği Ve vereceğini vaat ettiği nimetlerle Alakalı olarak Sen daha önce şöyleydin Bak şimdi şöyle oldu Duha suresinde, İnşirah suresinde, işte Kafirun suresinde bir takım bilgiler var ama bunlar peygamberimizin peygamberlik öncesi dönemini böyle göz önüne serecek türden şeyler değiller. Ne yapmıştı peygamberimiz? Mekke'de gözde bir hayat yaşamıştı. Bunu tarih kitaplarından öğreniyoruz. Bir takım hadis kitaplarından işte öğreniyoruz. Siyer kitaplarından öğreniyoruz. Mekke'de böyle gözde biriydi. Ticarette son derece başarılı olduğu ifade ediliyor. Hazreti Hatice'nin işte ticaret kervanlarını yürüttüğü, yönettiği ifade ediliyor. Mesela böyle problemler çıktığı zaman problemleri çözmedeki feraseti anlatılıyor, aktarılıyor. Mekke için yani o şehir devleti için son derece yararlı bir duruşu olduğu nitekim işte bir takım kuruluşlara üye olduğu ifade ediliyor. İşte Hilful Fudul diye bir teşkilat var. İşte Hilf halefe yemin etmek demek. Fudul de faziletli olmak. Yani iyi olmaya, iyi davranmaya Mekke'ye dışarıdan gelenlere bir kabalık sabalık yapmayacaklarına dair onlara iyi bir ev sahipliği göstereceklerine dair bir yemin ahitleşme kurumu vardı. Hilful Fudul. Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce ona üyeydi ve o üyelik neyi gerektiriyorsa onu yapıyordu. İşte o zamanlar Ficar Savaşları diye bilinen savaşlar vardı. O savaşlara hani Mekke'yi savunma anlamında Mekke'ye yönelik e, bir takım saldırılara onun bütün Mekkeliler gibi e, mukavemetli bir şekilde karşı durduğu ve onlarla Mekke'yi savunduğuna dair bilgiler var. Belki bunların daha sonraki ...Mekkelilerin tutumuyla ilişkilendirilebilecek bir mukayese imkanı verebilecek şekilde çok güvenilir olduğu ve ona güvenleri sebebiyle mallarını, paralarını işte menkul şeylerini emanet ettikleri, bu çerçevede ona el emin dedikleri de nakledilen bilgiler arasındadır ee, onun hicrete zorlandığı zaman Hz Ali'yi yerine bıraktığında e, emanetler var burada dediği emanetler de işte, emanetler. Ha, onu hicrete zorlayan Mekkeli <laughs> emanetleriydi yani ona güven noktasında e, herhangi bir tereddütleri yoktu yani Şimdi, peygamberliğini duyurduktan, ilan ettikten sonra, sonra da bir, mallarını yine de ona teslim ediyorlar evet, bu anlamda. Yani 12 yıl peygamberlik süresi devam ederken bile ona insan Muhammed olarak ya da Mekkeli Muhammed olarak güvenlerinde bir sarsılma yoktu. Sadece dini söylemleri itibariyle bir düşmanlıkları vardı. İşte ne oldu? Ne oldu da bunların düşmanlıkları depreşti? Ben şöyle diyorum aradan vahyi çıkarın. Mekkeli müşriklerle Hazreti Muhammed arasında hiçbir problem yok. Mekkeli müşriklerin problem gördüğü şey vahiy idi. Onun içindir ki belki sırf bunun içindir ki Enam suresinin 33. ayetinde Allahü Teala buyuruyor ki قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُ كَلَّذ۪ي Bu adamların söylemekte oldukları şeylerin nedeniyle senin hüzünlenmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe innehum la yukezzibune ki onlar seni yalanlamıyorlar. Ve zalimi zalimine bi ayatillahi yechadune. Bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onların seninle bir derdi yok. Evet seninle yani. bir problemleri yok. Yani vahiy geliyor aslında onların hayatını dizayn ediyor. Baştan sona e, devrimsel nitelikte takım buyruklarda bulunuyor. Ve bu da onların işine gelmiyor. Evet. Yani düşmanlıkları vahiy idi. Bunu tespit etmek lazım. Yoksa bütün emanet konularını ona teslim etmelerinin başka bir mantıki açıklaması olamaz. El emin demelerinin hiçbir karşılığı olamaz. Belli ki Mekkeli müşriklerin problemi e, Hz. Peygamber'in vahiy adına söyledikleriyle ilgilidir. Nitekim e, ona yönelttikleri suçlamalarda da meselenin buradan kaynaklandığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Cidden ee, bilmiyorum Caner Bey'e ne soracaksınız. Hocam, şöyle yapalım. Ben ben o 10 maddeyi başlığı... hiç bölmeden tamam, anlatmak istiyorum. Şimdi ben Caner, Caner Bey'i hocama... de be bekletmek istiyorum. Caner hocama şunu soracağım ben. Ee, peygamberimizin hayatını incelediğimizde hocam peygamber olduğuna dair hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Siz isterseniz bu kısmı açıklayın. Sonra o 10 başlığı Mehmet Hocamla konuşalım. Ee, şöyle biz Peygamberimizin peygamberliği, Kur'an'ın ilahi e, kitap olduğunu nereden biliyorsunuz sorusundaki e, temel dayaramız Kur'an'dır. Zaten Kur'an'da da peygamberimizi e, yalancı olduğu ifade edildiğinde delil olarak ortaya sunulan e, Kur'an'dır. Mesela işte Hud suresi 13. 14. ayetleri örnek olarak verebiliriz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki öyleyse haydi onun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer doğru sözlerseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizle çağırın. Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki o ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Artık Müslüman olmuyor musunuz? Hatta Kur'an ondan sonra 10 on sureyle ilgili meydan okumasını tek bir sureye de yöneltir, der ki... Haydi madem 10 sure getiremiyorsunuz, bir tane suresini getirin bakalım gibilerinden. Ee, Bakara suresi 23. 24. ayetler. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah dışındaki tanıklarınızla çağırın. Eğer doğru sözlüyseniz. Eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Bu durumda inkarcılar için hazırlanmış yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Yani peygamberimizin peygamberliğini, İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu, Kur'an ı ilahini nereden biliyorsunuz? Dendiğinde ki bana göre bu üçü de aynı sorudur. Kur'an'dan delil getirmek, Kur'an'ı göstermek burada yapılması gerekli bir şeydir. Bu yüzden de biz bunu çok önemli gördüğümüz için de Mehmet hocamla da daha belki programlarda Kur'an'ın evreni tarifi, Kur'an'ın anne rahmindeki oluşumları tarifi, Kur'an'ın denizleri tarifi, Kur'an'ın birçok alanda dünya, evren, ile ilgili tariflerini gündeme getirdik. Yani bunları çok önemli buluyoruz. Bugün sorduğunuz sorudaysa daha çok yani Kur'an'daki bu evren tarifleri diğer tariflerden ziyade peygamberimizin kişiliği ve tarihte oynadığı rol belki veyahut da icraatları üzerinden gidersek bunlar bir peygamberden beklenecek icraatlar mı? Yani bunlardan hareketle peygamberimizin peygamberliği ile ilgili ne söyleyebiliriz? Belki onda odaklanmakta fayda var. Biz geri kalan konulara bugüne kadar girdik. Çok önemli bulduğumuz için yeniden de girmeyi düşünüyoruz inşallah. Fakat bu peygamberimiz merkezi daha çok onun aksiyonu merkezi neler söyleyebiliriz de bir e, odak konusu olabilir. Burada bence 3 üç, üçe çok kabaca üçe peygamberimizle ilgili yapılacak iddiaları üçe e, ayırabiliriz. Şimdi peygamberimizle ilgili yapılan iddialar daha çok. Yani başlıklar. yani <laughs> peygamberimize bir yerde işte iptal edici deniyor, mupti deniyor. Bir yerde mecnun deniyor, bir yerde şair deniyor. Yani böyle daha çok başlıklara çıkartabiliriz peygamberimiz yönelik iddialar ama temel üç başlıkta toplayabiliriz. Bunları alt kategorilere e, olarak onları kabul edebiliriz. Nedir? Bir peygamberimize karşı yapılan birinci iddia bir akıl hastasıdır iddiasıdır haşa. Yani bu iddiaya göre peygamberimiz bir hastalığa kapılmıştır. Kendine işte vahiy geldiğini zannediyordur. O yüzden akıl hastası olduğu için ortaya çıkıp da buna benzer iddialardan bulunuyor. Yani mesela Kur'an'daki mecnun iddiası bu yani cinlenmiş tip anlamda alabileceğimiz gibi bunu bir akıl hastası şeklinde iddia olarak da kabul edebiliriz. Buradan hareketle peygamberimizin peygamberliğini bir itibarsızlaştırma Hı -hı. E yönelimi var. Bu mesajı böyle yani geçer. Yani şahsını hedef alıyorlar. Tabii. Aslında getirdiğim mesaja karşı bir cevap vermiyorlar da onun şahsıyla ilgili bir evet. iftirada bir Evet. Bu iddia zaten var. diğer söyleyeceğimiz iddia da şahsıyla ilgili ama yani şahsıyla ilgili sonuçta üç temel iddia olabilirdi. Yani birincisi bu akıl hastalığı merkezli getirilebilecek iddialar. Bundan bence daha da ön plana çıkan tamam buradan hareketle de bir akıl hastalığı iddiası var ama e, daha ön plana çıkan iddia ise bence burada menfaati için bunu uydurdu. Nedir işte muhtil evvelkileri iptal etmek istiyor. Nedir bir menfaati var ki iptal etmek istiyor. Ya evvelkiyle barışık değil veyahut da kendisini işte oranın ileri gelenlerinden biri kılmak için bunu yapmak istiyor. O iddiada da bulunuyorlar. Oranın ileri gelenlerinden olmak için bunu yaptığı şeklinde iddia var. İşte peygamberin şair olduğu şeklindeki iddia nedir bir yerde bu. Niye bir şair yani aslında kendisi güzel sözler söylüyor. Bunlar Allah'tan gelen sözler değil. Aslında bunun arkasında da şöyle bir menfaat iddiası var. Yani kendi amaçları için yani bir akıl hastası değil ama yani kendisi güzel sözler söyleyip itibar kazanmak için e, bu şair işte Allah'tan olduğu iddiasında bulunuyor şeklinde bir iddia. Yani bu ikinci iddiayı da kabaca bir menfaat için diyebiliriz. Şimdi üçüncü ise söylenebilecek şey bu akıl hastası iddiasının Peygamberle ilgili veya menfaat için bunu uydurdu iddiasına doğru olmayıp e, gerçek anlamda peygamber olduğu şeklinde özetleyebiliriz. O zaman yapmamız gereken şey ve dikkat edin bu üçü de birbirinden çok kopuk iddialar. Yani bir insanın akıl hastası olmasıyla menfaat için olması çok ayrı iddialar. Hocam. Bunu da özellikle niye vurguluyorum? Çünkü peygamberin peygamberliğini reddetmeye çalışanlar karşılarına bir iddia çıkartıyorsunuz. Ha bu akıl hastalığındandır demeye çalışıyorlar. Diğer bir iddia çıkartıyorsunuz bunu menfaat içinde diyorlar. Fakat orada bunu bence e, şöyle demek lazım. Dur senin iddian ne? Akıl hastalığından mı hareket ediyorsun? Menfaat için. Şimdi bu ikisi oldukça kökten iddialar. Eğer başlangıçtan bir iddiadan hareketle söylüyorsan o zaman bu iddian temelinde onları götür. Mesela burada e, diyebiliriz. Diyelim ki şuna benzer bir iddia daha diyebiliriz. Mesela Peygamberimiz evrenin sonunun geleceğini söylüyor. Buradaki kimi programlarımızda ele aldık değil Peygamberimizin dönemindeki kozmolojiyle bunun söylenmesi mümkün değil. O dönemdeki e, deneysel ve gözlemsel fizik e, bunları söyleyecek düzeyde değil. Matematik gibi soyut akıl yürütmelerle sırf da bu evrenin sonunun geleceğini söylemek çok çok zor. İmkansız diyemiyorum. Belki felsefi argümanlarla bir şekilde yapılabilir ama çok çok zor. E, burada baktığınızda bu iddiasını peygamberimizin yaptığını nasıl yaptığını vahiy olmadan söylesek birçok kimse burada işte canım, kendisi aklı çok yüksekti yaptı gibi bir yola sapacaktır. Çünkü kafadan uydurmayla bu tip şeyleri tutturduğunu söylemek çok büyük iddiadır. Belki böyle dördüncü bir iddia olarak yani kafadan atmayla bunları tutturdu deriz ama bu kadar çok şeyi kafadan atmayla tutturuldu. Hani pek kolay kolay karşı tarafında yaklaşmayacağı bir şeydir. Ee, buradan şunu sorabiliriz. Yani e, yani bir buradaki kimsenin hareket noktası e, peygamberimizin işte e, gerçekten zeki bir insan olup da bunları bildiği şeklinde bir yola sapacaktır. Mesela bu evrenin sonuyla ilgili şeyleri tarif etmeye kalkacak. Biraz biz tabii ki ona cevap olarak o dönemdeki bilgi seviyesi buna el vermediği için bir akıl yürütmeyle bunu yaptığı iddiasının yanlış olduğuna cevap olarak veririz. Ama sonuçta karşı taraf buradan hareket etmeye çalışacaktır. E peki bunu e, diyen ne demek istiyor bir yerde aslında? Yani menfaati için yani akılla ilgili bir sorunu yok peygamberin akılla ilgili diğer iddiaları bir kenara atıyor. Menfaati için bunu e, yaptı demeye getiriyor. O zaman biz de en temel iddia olarak menfaat için uydurduya karşı şunu deriz. Peygamberin indiği döneme gidelim. Şimdi bu çok önemli. Yani bütün Kur'an'ı düşünürken biz peygamberimiz kendi döneminde bunları söyledi 7. yüzyılda. Orada söylenmesinin olağanüstülüğünü yakalamam için mutlaka o döneme gidip bilim tarihinde o dönemdeki bilgi seviyesine bir bakmamız lazım. Hatta sırf o dönemdeki tarihteki insanların bilgi seviyesine değil Mekke'nin ve Medine'nin de sonrasında bilimsel açıdan felsefe açıdan kısırlığına da göz önünde o zaman. Hocam bu o dönemde bilinmesi mümkün olmayan birçok şey peygamberimizin vahiy yoluyla getirmiş olması apayrı bir mucize şüphesiz ama bir de şu yok mu? Yani eğer bir insan menfaati için bir şey uydurmak istese mevcut içinde bulunduğu toplumda itibarı da var. E, toplumun genel yönelimleri neyse o yönelimlere uygun bir şey uydurur ki benimsenmek ister. Elbette. Yani siz o toplumu devrimsel olarak temelinden kökünden sarsacak şekilde bütün toplumu karşınıza tek başınıza alıp da böyle bir mücadeleye girer misiniz? Bir şey uydurmak isterseniz. Şimdi hocam burada çok nokta var. Bu menfaat için uydurduğu izanın yanlış olduğunu gösterecek. Birisi söylediğin şey ben mesela demin bazı Kur'an'ın ifadelerinde bunu temellendirebilir O dediğine de mutlaka gelelim. Şimdi mesela şu, ha, o dönemde ne dedi? Aristo'nun felsefe okulu gibi bir okul yok orada. Babillerin gözlemevi gibi bir gözlemevi diyor. Gerçekten bilimsel altyapı açısından oldukça kısır bir yer. 7. yüzyılın toplam bilgisi de bunları söylemeye yetmez Kur'an ifadeleri ama özellikle Mekke Medine'ye gidersek tarih bilgisini de burada kullandığımızda çok kısır bir bölgeye bilimsel açıdan felsefe açıdan altyapının eğitimin olmadığı bir yere peygamberimizin geldiğini evvela tespit etmemiz lazım. Şimdi böyle bir yerde peygamberimiz diyelim evrenin sonuyla ilgili o izahlar var. O dönemde bilinemeyecek iz izahlar. Biz bunları başka bilimsel açıdan inceleyelim. Peki şimdi menfaat açısından inceleyelim. Peygamberin evrenin sonunu geleceğini söylemesi ilgili ne menfaati var? Şimdi o yüzyılda peygamberimiz bir kere vefat etti ve ondan bin yıl sonra bile evrenin sonunu geleceğine ilgili bu izahlar anlaşılamamıştı. Menfaati için uyduracak bir şey kimse o dönemde hemen menfaatinin karşılığını yaşarken görmek ister. Bir itibar kazanmak ister, karşı tarafı ikna edici bir argüman sunmak ister. Oysa mesela evrenin sonunun geleceğine ilgili peygamberin izahları hiç ona böyle bir itibar falan o dönemde kazandıracak düzey değil. Tam tersi birçok kimse o dönem için bu çok inanılmaz bir şey olduğu için peygamberliği inkar için bir hareket noktasıydı. Yani bırakın menfaat getirmeyi, Aleyhine peygamberin menfaatiniz zedeleyebilecek yönü var evrenin sonuyla ilgili iddiaların. Niye? Çünkü... O dönemdeki insanlar evrenin çok sabit yapısını görüyorlar. Kendi ataları, atalarının ataları hep bunu gözlemlemiş. O gözlemsel olarak sabitlik hissine karşılık sonunun geleceğini söylemek çok büyük bir iddia ve inanılmaz bir iddia. Ha, o zaman ne yapacaklar? Bunu peygamberi yalanlamak için bir hareket noktası kabul edecekler. Nitekim işte daha evvel de söylediğimiz gibi Sebe Suresi, o saat bize gelmez diyorlar. İşte gelir şu yüzden hidrojeni helyuma dönüştürerek yıldızlar ayakta duruyorlar. Bak sonu gelecek gör işte yanıldın. Denilebilecek de bir peygamberin yaşamı boyunca elinde bir şey geçmiyor. Ha burada ne oldu? Peygamberin hayatının sonuna kadar gördüğümüz kadarıyla bu iddialarda hiçbir menfaat elde edemediği gibi kendi aleyhine durum oluşturma tehlikesi vardı. O zaman diyelim ki bazılarının dediği gibi peygamber kurnaz bir kişi ise menfaati için bunları söyleyecek bir kişi ise Burada kendi aleyhin olacak bu ifadeleri Kur'an'ın içermesinin en ufacık bir beklenir noktası yok. Fakat eğer ki iddiamız gibi peygamberse o zaman ne olacak? Kur'an sadece Mekke Medine'lere gelmiş, insanın menfaat elde etmesi için gelmiş bir kitap değil ki. Hakkı, sadece hakkı, gerçeği söylemek ve bedelin ne olursa olsun gerçeği söylemekten kaçınmamak, Kur'an'ın e, vahyinin temelini oluşturuyorsa, Kur'an haksa, gerçekse ha o zaman o insanların ne diyeceğine ilgili hesap kitap yapılmadan bu tip ifadelerin söylenmiş olmasının bir temeli var. O zaman bu ayetleri incelediğimizde biz sadece Kur'an'ın bilimsel olağanüstü mucizesini görmüyoruz. Peygamberimizle ilgili inkarcıların en büyük iddiası olacak menfaat için iddiasının da nasıl yalan olduğunu görüyoruz. Ondan sonra menfaat manevi bir menfaat da olabilir menfaat. Başka iddialara bakalım. Diğer açıdan menfaat bir maddi menfaat da olur. Genelde menfaati için çalışan insanlar bunların her ikisini birden de elde etmeye çalışırlar. Ama Kur'an boyunca bir iddiaya bakalım. Bütün peygamberlerle ilgili adeta peygamberliğin bir paradigması diyebileceğimiz bir peygamber özelliği var. E, tüm peygamberler de bunu takip etmişti. Birçok peygamber de kendi kavmine bunu söylemesi Kur'an'da aktarılıyor. Bu nedir? Peygamberler yaptıkları tebliğe karşı ücret istemezler. Kur'an'da bu defalarca peygamberler bunu söylüyor. Peygamberimiz için de bu söyleniyor. Yani. Ya tüm peygamberlerin birinci sünneti diyebiliriz. Evet. Şimdi yolu yöntem. Bunu Kur'an'da diğer peygamberlerin söylediği ifade edildikçe birçok defa Peygamberimizle ilgili bu ifade edildikçe ne oluyor? Bu ifadeyi duyanlar peygamberimizin maddi menfaat elde etmeye kalksa hani sen ücret istemiyordun? Hani bu iş için bir ücret gerekmiyordu, deyip Peygamberi reddedecekleri bir kapı açılırdı. O zaman bir ücret istememeyle ilgili buradaki e, Peygamberin burada bir e, ücret istenmemesi gerektiğiyle ilgili Peygamberden ortaya koyduğu şey ne oluyor? Başlangıçtan kendi menfaatinin kapısını kapatacak bir unsur olarak burada karşımıza çıkıyor. Diğer bir tanesini de söyleyeyim, ondan sonra bırakayım ee, diğerlerine sonra fırsat geldikçe geçeriz. İşte kendi kavminde dediğimiz gibi kökten değişiklikler yapıyor. Bu kökten değişikliklere baktığımızda da Peygamberimizin Peygamberliğini destek destekleyecek e, temel bir nokta, temel bir unsur e, göremiyoruz. Mesela nedir? Peygamber o dönemdeki insanların birçok adetini işte bu peresikle ilgili ki onların birçoğu Mekke'nin geçim kaynağı bunları iptal ediyor. Yani peygamberin şahsi olarak bunlardan da herhangi bir menfaat elde etmesi işte o muptil yani iptal eden evvelkilerin adetlerini iptal eden iddiasını muhatap olmasını bu yüzden inkar edilmesini sebep verecek şeyler bunlar. O dönemdeki adetleri iptal etmesi ama peygamber onu da yapıyor. Bundan bak gördüğümüz kadarıyla da mantıken de hiçbir menfaati olması mümkün değil. Sonuçta yani Kur'an'daki ayetleri okurken o zaman bu üçlü iddia ile ilgili peygamberimize yani bir akıl hastası menfaat için bunları uydurdu. Ve peygamber olduğu için bunları söylediği üçlü mantığına bakıp bu ayetin söylenmesi bu üç iddiadan hangisini destekliyor? Bu olayın olması bu üç iddiadan hangisini destekliyor o şekilde bakarsak bence bu noktadan da bize bir ufuk açılacaktır. Hocam şimdi e, bu Mekkeli müşriklerin peygamberimize yönelttikleri itirazlar demiştik az önce. Evet. E, şimdi Canan Hocam genel hatlarıyla birkaç başlık üzerinden çerçeveyi belirledi. Ama e, burada 10 madde ben bu maddeleri bir hatırlatayım. Size o maddeleri hem ayetlerle beraber. E, bir mecnunluk iddiası, iki şairlik, üç büyücülük, dört yalancılık, beş büyülenmiş adam... 6 müfteri, 7 muallem, 8 ataların yolundan engelleyen, 9 kahin, 10 sapık. Bunların her birinin ilgili ayetleri var. Bu başlıkları açarsak biraz ayetlerde nasıl ifade ediliyor? Şimdi tabii 10 tane başlık belirliyoruz. Ana hatlarıyla 10 başlık diyebiliriz. Hani biraz daha alt başlıklar da e, ilave edilebilir ama nihayet meseleyi ortaya koymaya yeterlidir bu. E, en başta şunu söyleyeyim. Peygamberimize mecnun diyorlar. Bu mecnun deli demek değil. Deli olduğuna inandıkları bir adama mallarını emanet etmez bir adam. Yani mecnunluk aklını cinlerin kontrolüne kaptırmış adam demek yani. Cinlenmiş adam. Yani bu bunları kendi kendiliğinden söylemiyor. Bunu işte cinler kontrol altına aldılar. Dolayısıyla aklı öyle bir kontrole geçti anlamına geliyor bu. Biz tabi Türkçe'de Mecnun kelimesine böyle deli deli karşılığı veriyoruz da bu o deli değil yani. Böyle bir deli olur mu? Cinler tarafından kontrol ediliyor mu? Yani? Evet cinlenmiş adam yani. Cinler bunu kontrol ediyor. Bu bizim tanıdığımız Muhammed değil yani. Dolayısıyla hatta biraz da acıyorlar ona yani. Tüh yani ne oldu bak adam gitti ya der gibi yani. Böyle şeyleri var. Mesela e, şöyle diyorlar Hazreti Peygamber'e Hicr suresinde anlatıyor Allahu Teala. Ve kalu ya eyyühellezî nüzzile aleyhi zikru. Ey zikir kendisine indirildiğini sanan kişi. İnnekele mecnunun sen cinlenmişsin yani. Yani sen durumu iyi değil demeye getiriyorlar. Hatta Tur suresinde biraz daha biraz daha açık ifadelerle diyorlar ki em yakulune şairun ne bihi raybel cin kısmı da fezekkir fe ma ente bi nimete rabbike bi kahinin mecnun sen gerçeği hatırlat Rabbinin nimeti sayesinde bir kahin veya mecnun değilsin yoksa onun şair olduğunu mu söylüyorlar eğer öyleyse zaten bu zaman zamanın geçmesi el menun, reybel menun zamanın geçmesi onu çarpar zaten dolayısıyla ya düzelir yani bırakın kendi haline ya düzelir ya da cezalandırılır eğer inadına inadına böyle e, saçma şeyler söylüyorsa kendilerince şimdi Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin mecnun demeleri üzerinden onların hem suçlamalarını sıklıkla dile getirir hem de onun mecnun olmadığını mesela Kalem Suresi 2. ayette ilan eder. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnunin. Yani Rabbinden bir nimet sayesinde sen hiçbir şekilde mecnun değilsin. Arapçada ma bi edatları bir cümlede olursa hiçbir şekilde demektir. Hiçbir şekilde. Mesela Tekvir Suresi 22. ayette diyor ki ve ma sahibukum bi mecnunin. Sizin arkadaşınız hiçbir şekilde mecnun değildir. Onu böyle suçlamayın demeye getiriyor. Bir yandan da peygamberimizi motive ediyor diyebilir miyiz? Şevklendir Ayet-i Kerime. Yani Tabii. ayetler. Çünkü o yaşayabilir. insanlar bu kadar yüklenince ona belki ister istemez. Tabii bir adama 40 gün deli dersen o da öyle kendini öyle zannedebilir filan. Tabi Hazreti Peygamber'e bunlar baştan haber veriliyor böyle şeyler olacağı yani. Şimdi <laughs> Bir şey daha söyleyeyim. Daha bu sayacağım bunları da. Şimdi peygamberimizin peygamber olmadan önce peygamberlikle görevlendirileceğine dair hiçbir bilgisi yoktu. Hı hı. Bir defa bunu söyleyelim. Yani işte o peygamberlikten önce bir takım mucizeler falan anlatıyorlar falan. Bunların hiçbir tanesi doğru olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresi 86. ayet gayet açık. Ve te kunte tercu en yulka ilel kitabı sen bu kitabın sana vahyedileceğine asla ummuyordun. Yani. Bilmiyordun. Öyle orasında o vardı, burasında bu vardı gibi şeyler söyleyip o zaman niye şaşırıyor ki yani Cebrail'i görünce sevinmesi lazım. Korkmasına gerek yok ki. Zaten beklediği bir şeydi. Onunla buluştu demek lazım. Onlar doğru olamazlar yani. E, şimdi Peygamberimiz o anlamda bir sıra dışı bir yani ilahi mekanizma ile irtibatlı bir sıra dışı pozisyon ortaya koymadığı için onun vahiy adına söylediklerini duyunca işte mecnunlaştı bu yani bu Allah Allah bu böyle biri değildi. Ne oldu bu adama der gibi olsa olsa bunu cinler etkisi altına aldı diye böyle bir suçlamada bulunuyorlardı. Yani. Hocam siz yani. girişteki konuşmada bir şey vurgu yaptınız. Dediniz ki o aslında o Erdemler grubu içerisindeydi peygamberliği evet. öncesinde de. Evet. Şimdi burada acaba şöyle düşünebilir miyiz? Peygamberliği öncesinde de bireysel dünyasında bu erdemli duruşunu muhafaza ediyordu. Ama peygamberliği sonrası bunu insanlığa duyurması, insanlığa haykırması sebebi midir ki toplumda bu sefer rahatsızlık uyandırdı? Tabii tabii yani. Yani hani, sen kendine iyi ol, sen iyi bir adamsın tamam kendine iyi ol ama bize karışma. Tabii bize şey. karışmaya başladığın andan itibaren bu sefer biz de senin karşısına geliriz gibi bir şey mi oldu yani? Pasif iyiydi yani aktif iyiye dönünce onların Müşler düşmanlıkları depreşti yani araya vahiy girince iş karıştı yani yoksa Hazreti Peygamber'in kendisiyle hiçbir şeyleri yoktu hatta e, belki e, Hakka suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 68. 69. suresi orada e, Mekkeli müşriklerin Peygamberimize yönelik iki suçlamasının yersiz olduğu ona yönelik suçlamayla beraber vahye de aynı suçlamayı yönlendiriyorlar işte şairin sözü, bir şairin sözü şiir demeye getiriyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Kahinin sözü kehanet demeye getiriyorlar. Orada diyor ki Allahü Teala Hakka suresinin 37. ayetinden itibaren başlayan pasajda Kur'an hiçbir şekilde şairin sözü değil, hiçbir şekilde kahinin sözü değil. Eğer bu elçi bize bir takım sözleri nispet etseydi onu Güçlü bir şekilde yakalardık. Şah damarını keser parçalardık. Ve içinizden hiçbiriniz ona ya engel yardım, de olamazdınız. Bu şu demek yani. Yani Allah'a engel olamazdınız. Bu ceza eğer hak edilirse Allah o cezayı verirdi. Siz ona engel olamazdınız demeye getiriyor. Bu aslında bir şeyi karşılıyor. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in her ne kadar peygamberliğini kabul etmiyor olsalar da bir Mekkeli olarak ee, kendi yöresinin insanı olması itibariyle ona bir başkasının zarar vermesine de hiç tahammülleri yok yani bu bu bizim bizim mahallenin adamı yani bu derdi biz çekeriz bu dertle biz ilgileniriz ona bir başkasının veya bu şekilde zarar vermesine de hiç gönülleri razı değildi çünkü öyle e, bir kendi haline bırak düzelir yani bir öyle bakışları vardı. Sonra e, yalanlama ve alay etme bakışları devreye girdi. Sonra tehdit etme e, tavırları ortaya geldi. Hani peyderpey oldu bunlar. Başlar başlamaz hemen onu tehdit etmediler yani Bırakın kendi haline. ...sonra bakalım düzelir demeye... ...biraz getirirler. biraz toplumda yansımaları... ...karşılıkları olduğu için midir acaba? İlk İnsanlar... etapta fazla bir karşılığı olmadı elbette. Yavaş yavaş gençler kulak vermeye başladı. Başlayınca için. yavaş yavaş işte... ...alay etmeye başladılar. İşte dalga geçmeye başladılar. Sonra işte yavaş yavaş... ...hani onu bir şeylerden mahrum... ...bırakmaya başladılar. İşte tehdit etmeye başladılar. Ondan sonra da işte mecburen... hicret ettirmek zorunda bıraktılar. Yani aşama aşama geldi bu iş... <laughs> İlk başlangıçtaki onların tutumu peygamberimize ait bir mecnunluk suçlamasıydı. Beraberinde işte şairlik suçlaması geldi. Beraberinde kahinlik kehanette bulunuyor bu demeye başladılar. Sonra sahir dediler Hazreti Peygamber'e. Yani büyü yapan adam deli, deli adam büyü yapmaz yani ona deli demiyorlar yani. Yani başladı milleti başka türlü etkilemeye başlıyor diye suçlamaya başlıyorlar yani. Sahir bu. Büyü yapıyor millete. ...Hazreti Musa'ya da Firavun'un dediği oydu yani. İnne hâdâ lekebîrû kümüllezî alleme kümüssihr. Size büyü öğreten en büyüğünüz bu diye peygamberlere büyücü demek böyle küfrün eskiden beri süre gelen tutumunda var. Bu Mekke'nin müşriklerde de görünüyor ister istemez sahir diyorlar Hz Peygamber'e. Saat suresinin dördüncü ayetinde bu suçlama var. Sonra bakıyorlar ki bu büyü işi tutmuyor filan. Bu bizim tanıdığımız Muhammed bunları yapamaz. O zaman buna biz büyülenmiş diyelim diyorlar. Bu defa da meshur kelimesini kullanıyorlar. Yani birilerinin etkisinde kalmış. Evet, Birileri büyülenmiş. Yapıyor. Birileri onu etki altına almış. Ee, şey de geçiyor. İsra suresi 47. ayette geçiyor. Durmuyor bu iş. Bu büyücülük, büyülenmişlik, mecnunluk, şairlik, kahinlik aslında hepsini bir çeşit bünyesinde bulunduran başka bir suçlamayı hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir defa geçer ama bir defa da geçmesi bizim için yeterlidir. Ona muallem diyorlar. <laughs> muallem başkası tarafından öğretilen adam demek bilgiye tabi tutulmuş. Bu bilmiyor. Bu zaten bu işleri bilmez de ama bunu birileri dolduruşa getiriyor. Buradaki mesele de şu. Hem Nahil suresi 103. ayette Ruhansuz hem 14. Bu muallem o da onu onu altını doldurmak için söylüyorum. Nahil suresi 103. ayette bir de Furkan suresinin 4 ve 5. ayetlerinde peygamberimize bunları birilerinin öğrettiğini söylüyorlar. Ve la ne a'lemu enhum yekulun inma yuallimuhu basarun bütün bunlar ona bir beşer öğretiyor diyorlar işte muallemin karşılığı bu biri ona öğretiyor hatta işte furkan suresinde diyor ki ee, ne diyor anahu kavmun akharun birileri ona yardım ediyor bu işte yani, de yardım bu işte diyor. evet yani bir, birilerinin adamı birilerinin adamı demeye getiriyorlar yani. Şimdi mesela vahiy adına biri bir şey söylediği zaman adam diyor ki bu ajan. Ne, ne ajanı kimin ajanı filan. Bu ajan, ajan da sen de biliyorsan bunu bunun ajanlığın bir işe yaramaz yani. Herkes biliyorsa ne ajanı. Bu peygamberimize yönelik yani vahiye yönelik bir suçlama bu. Bugün de var aynısı var yani. Bakın peygamberimize ne demişlerse ee, hatta katmerlenerek biraz daha yetmiyor bu onu pek bugün vahiy adına söylemi olanlara da aynen suçlama unsuru olarak e, yönlendiriyorlar maalesef muallem demelerinin sebebi vahyin ilahi kaynaklı olamayacağını dile getiriyorlar. Şimdi burada özen, çok önemli bir şey söylemek durumundayım. Hazreti Peygamber bütün bunları söylerken dönüp ona bu defa kezzap diyorlar. Sen yalancının tek Kezzap tabi kazip kelimesi gibi değil. Bu kezzap Arapçada mübalağa kalıbıdır. Abartı kalıbı. abartı kalıbı sekiz tane kalıbı var. Bunun bir tanesi de budur. Burada söyledikleri şu. Yani her, her türlü yalanı konuşan. Bak bu el emin dedikleri peygambere bu defa yalancı diyorlar. Hem yalancı diyorlar hem de mallarını gene ona emanet ediyorlar. Onların yalancı suçlaması yani Mekkeli Muhammed olarak değil. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed olarak bu suçlamadır. Ve bunun arkasında ona yalancı demeleri sadece bu kezzap kelimesiyle de bitirmiyorlar. Müfteri diyorlar Hazreti Peygamber'e. Bu da çeşitli ayetlerde geçiyor. Biraz önce Caner Bey'in okuduğu. Hud suresinde de var, Yunus suresinde de var. Başka surelerde de var. Enbiya suresinde de var, Furkan'da da var. Var da var yani. Pek çok ayette var. Müfteri diyorlar. Şimdi burada özel hatırlatmak istediğim şey şu. Onlar Hazreti Peygamberi böyle durup dururken birine öbürüne iftiradan atan adam diye suçlamıyorlar. Yani toplumsal hayatta biriyle problemi olduğu için ona iftira atıyor demiyorlar. Ne yapmadığını görüyorlar zaten. Tabii onu biliyorlar, tanıyorlar, dürüstlüğünden eminler. Onlar şey yanlış anlaşılmak istiyorum, yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum ama Mekke'li müşrikler Hazreti Peygamber'e gerek kezzap diyerek, gerek müfteri diyerek Allah'ı sahiplendikleri iddiasındalar. Yani bizim Allah'ımız sana veya bir beşere Herhangi bir şey indirmiyoruz. Sen Allah'a iftira ediyorsun diyorlar. Yani hem bizim hem atalarımızın inandığı Allah inancında senin bu getirdiklerine yer yok. Yok. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah'a iftira ediyorsun. Şimdi bu burada önemli olan şu. Ben yani müfteri deyip de birini suçlama e, ile yetinmiyor. Suçladıkları Hz. Peygamber'in Allah adına yalan konuştuğunu, Allah'ın onlara böyle bir peygamberimize böyle bir şey indirmediğini söylüyorlar. Bu En'am suresinde var. Ma enzelallahu ala beşerin min şeyin. Allah hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiştir. Bu ta Hz. Musa döneminde Hz. Musa'ya yönelik e, bir ifade. E, Yasin'de var. Hatta Mülk Suresi'nde de var. Mahşerde bunu itiraf edeceklerine dair bir bilgi. E, Allah'ı sahipleniyor bunlar. Bunu, bunu şunun için söylüyorum. Bu sahiplenme çok tanış. Çok tanış. Bugün bir Allah'ın ayetini okuyorsunuz. Diyorsun bak ayet böyle diyor. Yok Allah öyle demez diyor. Ya Allah öyle demez yok işte diyor ha ayeti bu, suresi bu, ayet numarası bu işte. Mekke'li müşriklerin Hazreti Peygamber'e vahiy üzerinden din adına bir şeyler üretiyor, ortalığı karıştırıyor, suçlamasının aynen peygamberimiz dönemindeki versiyonunun bugün biraz daha şekil değiştirmiş var ama mantığı aynı. Suçlamalarının bir grubu bu bir tane daha suçlamaları var onu söylediniz aslında çok üzerinde durmak istemiyorum. Sebe suresinde yani atalarının yolundan engelleyen kişi filan hadi o, onun üzerinde çok durmayayım ama bir suçlamaları daha var. Hazreti Peygamber'e bunlar sapık diyorlar sapık. Hazreti Peygamber'e sapık diyor. Kim? Mekkeli müşrikler. Niye böyle diyorlar? Çünkü onlar Mekkeli müşrikler öyle dinsiz minisiz adamlar değiller. Kendi inancıtları noktasında, kendi gidişatları noktasında bir dinleri var. Tapıyorlar kendilerine göre işte namazları var, oruçları var, hac zaten yapıyorlar, kurban var, sadaka var. Hatta din adına uyguladıkları bir takım yaptırımlar var, cezalar var. Yani zina edene işte rejim cezasını uyguluyorlar filan. Öyle şey değil ki, dinsiz bir toplum değil. Kendine göre bir bir dini yapı var onu putperestlik üzerinden şirk üzerinden şekillendirdikleri için Allahü Teala onu toptan reddediyor yani ne diyorlar Hazreti Peygamber'e milleti saptırıyor milleti sapık bu sapık hı hı. Necim suresinin ikinci ayetin Allahü Teala cevap veriyor diyor ki madan la sahibi sizin arkadaşını sapmadı sapık değil ve mağava azmadı azgınlaşmadı yani ve ma anil heva. Onu söyledikleri de böyle hevasından kendi hevesinden söylediği şeyler değiller. Bunlar ona vahiy edilen vahiyden başkası değildir. Yani bu sözler onun kendine ait değil. Tabi vahiy adına Allah'tan söyledi. Hani diyorlar ki bu, bu bir birilerinin kontrolünde. Yani birileri kurdu burada bu da ötüyor filan diye suçluyorlar. Allahu Teala peygamberini sahipleniyor. Mekkeli müşrikler bir ayet daha hatırlatıp bitiriyorum. Furkan suresinde 43. ayet Orada diyorlar ki inkade de le yudilluna an alihatina levla an sabarna aleha 42 Furkan 42 Inka de az kalsın neredeyse le yudilluna peygamberimiz için diyorlar ki, bu bizi saptıracaktı an alihatina ilahlarımızdan levla an sabarna aleha eğer biz ilahlarımıza sahip, sahip çıkmasaydık onları onları korumasaydık, onlara sarılmasaydık, onun ilah dediği de geleneksel kabul. Bunlara sahip çıkmasaydık bu bizi saptıracaktı. Saptıracaktı dedikleri ki Hazreti Peygamber saptırılma konusu da onları putperestlikten uzaklaştırma çabasıydı. Sadece Hazreti Peygamber'e değil bütün inananlara onları gördüklerinde bu Suresi 32. ayette ifade edildiği gibi bütün inananları gördüklerinde bunların hepsi sapık diyorlardı. Ve idâ rauhum onları gördüklerinde kalu derlermiş ki inne ula ile dalun bütün bunların hepsi sapık derlerdi. Mesele vahiy ortaya konulduğu için putperestlik ve şirk üzerinden yapılanların yanlış olduğu ortaya konulduğu için Mekkeli müşriklerin suçlaması maalesef böyle 10 tane konu başlığı halinde Hazreti Peygamber'e yönlendirilmiş. Bugün de vahiy söyleyenler benzer suçlamaların muhatabı oluyor. Oluyorlar. Caner Hocam şimdi Peygamberimizin aslında peygamberliğin en büyük teminatı bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Yani Kur'an-ı Kerim'in vahyedildiği günden itibaren muhafaza edilmesi Allah tarafından ve peygamberimizden bahsediyor olması. Aslında aynı zamanda peygamberimizin yaşadıklarıyla ilgili en güvenilecek siyer kaynağı bir anlamda. Hı hı. Ee, peki Kur'an-ı Kerim'de e, Peygamberimizi yönelik olarak nasıl bir üslup var? Yani biraz bundan bahsedebilir yani, miyiz? Şimdi ben ki şeye dönmek istiyorum. Çünkü burada benim özellikle şunun anlaşılmasını istiyorum. Yani birçok kimse peygamberimizin peygamberliği nereden bellidir diye bir sorusu var. Yani İslam Allah'ın gönderdiği mi diye sorusu var. Burada o demin dediğim e, üçlü e, ihtimali göz önünde bulundurup bence her şeye bakmak lazım. Yani Kur'an'daki eğer ki böyle bir e, değerlendirmeye ihtiyaç duyan kimse için... Bunlardan bir tanesi de Kur'an'ın peygambere karşıt uslubudur. Ne dedik başta? Yani aslında üç tane temel iddia olabilir dedik. Bir peygamberimizin akıl hastası olduğuna ilgili bir iddia. Bir menfaat için bunu yaptığı iddia. Üç gerçekten peygamber olduğu iddia. Mesela demek ki işte hocamın da saydığı suçlamalardan bir kısmı dediğimiz gibi yani peygamberin büyülenmiş olduğunu söylemek veya mecnun cinlenmiş olduğunu söylemek aslında bu bir akılla ilgili bir sorunu olduğunu kendi bir halüsinasyon gördüğü veyahut da gerçek anlamda cinler geliyor olsa da aslında vahil onu karıştırdı ettiği şeklinde. Yani en azından bugünkü birçok kimsenin tarifine göre kendi akıldan bir sorun olduğunu söyleyecek şeyler. Öbür iddialarsa dediğiniz gibi yani şairdi, büyücüydü demek bu kendi yetenekleriyle bunu yaptı. Sonuçta niye yapıyor bunu? Bir menfaat elde etmek için yapıyor. Kendi yetenekleriyle yaptı. Bu Kur'an'ı söyledi ve hatta işte biri sonra öğretti de yaptı demek. Aslında onların hepsi de bir yerde daha çok birçok kimsenin menfaati için bunu yaptığı iddiasınla örtüşen şeyler. Tabi biz Kur'an'ın içeriğinin analizinden e, hareketle bunların aslında e, doğru olmadığını, birçoğu Kur'an'ın içeriğinin bu iddialara el vermediğini görürken bir tanesi de e, işaret ettiğim husus olur. Ne diyor hocam? Yani Kur'an'ın peygambere karşı tutusu bu. Menfaati için peygamber Kur'an'ı uydursaydı nasıl bir şey olabilirdi diye bir düşünelim. Bunun için ben şunu diyorum. Günümüzde belli iddialarla ortaya çıkanlar var. Mesela bu New Age grupların guruları var. Veya belli ortada çıkan Hristiyanlıkta veya şeyle böyle katlar, tarikatlar falan var uyduruk insanları sömüren. Oradaki insanlara bir baksınlar. Ve bunlar aslında ne kadar birbirine benzerlikleri de görülecektir. Mesela bu insanların en önemli özellikten biri kendilerinin ne kadar yanlışsız, hatasız olduğunu söylemeleri. Kendilerini tartışılmaz kimseler ilan etmeleri. Hele bunlardan bir kısmı Allah'ın gönderdiği özel bir kimse olarak kendini göstermeye çalışıyorlarsa yapmaya çalıştıkları şeylerden biri şu oluyor görüyoruz. Allah'ın çok çok özel bir kuru olduğunu hatta büyük bir kısmı Allah'ın olabilecek en özel kulu olduğunu iddia etmeleri. Yani tarih boyunca gelmiş geçmiş kendilerinden daha önemli hiç kimse olmadığı veya buna yakın söylemlere hemen meylediyorlar. Oysa Kur'an'da bakalım peygamberimiz kendisini... E, peygamberler zincirinin bir halkası olarak gösteriliyor. Hz. İbrahim, Nuh, İshak, İsmail ile gelen o İsa, Musa ile gelen o zincirin bir şerefli zincirin şerefli bir halkası olarak gösteriyor peygamberimiz. Ama mesela Kur'an'ın hiçbir yerinde peygamberimizin zincirin diğer halkalarına göre bir üstünlüğü olduğu işte Musa'dan şöyle üstün, İsa'dan üstün, İbrahim'den üstün diye bir şey hiç girilmiyor. Hiçbir peygamber evet. arasına girilmiyor bu. Hiçbir peygamber arasına girilmiyor. Dikkat, edeyim. onların peygamberimiz üstün olduğu da söylenmiyor. Peygamberimizin de onlar üstün olduğu söylenmiyor. Ama orada Yahudiler var, Hristiyanlar var. Nitekim dikkat edin peygamberimizin vefatından sonra Kur'an'ın yapmadığı o yarıştırmayı birçok Müslüman yapma gereği hissetmiş kendince. İşte peygamberimizin diğerlerinin üstün olduğunu, onun şöyle olduğunu, böyle olduğu gibi izallara gitmiş. Eğer Kur'an peygamberimizin bir uydurması olsaydı haşa ne olurdu? Burada en azından mesela kendisinin herkesten daha özel olduğu şeklinde bir iddiayı da bence içinde içermesini beklerdik. Menfaat için uyduran bir kimseden böyle bir şey bekledim. Böyle bir şey yok. Diğer taraftan Kur'an'ın peygamberimize yönelik uslubuna bakarsak birçok yerde peygamberimize düzeltmeler var. Falanca kimselerin niye önceden işte izin verdin diyorlar. İşte Allah seni affetsin niye bunu böyle yaptın diyorlar. Peygamberimizin yaptığı kimi hataların Kur'an'dan düzeltildiğini söylüyoruz günümüzde etrafına 10 tane adam toplamış. Kendini böyle bir işte Mehdi, Hızır, İsa Özellikle e, veyahut da işte önemli bir guru falan iddia edenlere bakıyoruz. Hiç hatasız olduğu iddia varken Kur'an'da bizatihi peygamberimizin hatalarının düzeltilmesi var. Ve peygamberimize Kur'an'daki usluba bakarsak peygamberimize yönelik işte üstten bakan bir uslup var. Sen şöyle işte hata edersen bize yalan sözler isnat edersen seni şah koparırız. Veyahut da sakın şüphelenenlerden olma. Bak şunu şöyle yap. Tamamen üstten bakan bir uslup var. Oysa menfaat için günümüz uyduranlara bakalım. Sanki Allah'ın böyle haşa yani bu deyimi de kullanmak istemiyorum ama onların durumunu açıklamak için lazım. Belki kankasıymış gibi sunuyorlar kendilerini Allah'ın. Yani Allah'la böyle ee, çok samimi bir ilişki içindeymiş gibi kendisi birçok kimse günümüzdeki etrafını on adam toplayan bile sunmaya çalışırken peygamberimiz Allah'ın elbette ki özel bir kulu kulağında e, alemlere rahmet için yollandığı günahlarının affedildiği geçiyor ama diğer yandan tamamen o peygamberimize üstten yaratıcıyla yaratılmış kul arasındaki o farklılığı beyan eden asla peygamberimizi ilahlaştırmaya kusursuz bir varlık olarak e, tarif etmeye yer vermeyecek izahların olduğunu görüyoruz. Hı hı. Oysa yine menfaat için e, Kur'an'ı uydurduğu beklenecek bir insandan bunları asla e, bekle beklenmeyecek izahlar. Ayrıca e, Peygamberimizin menfaat için bunu yapmadığına ilgili izahlara bakarken yani menfaat için bir şeyleri yapan insanlar kendileri başkalarını hep öne sürerler özellikle zor durumlarda. Çünkü niye? Yani kendisi menfaat elde edecek. Zorluğu taşırsa zaten kendi menfaatten taviz gelecek. Bir insanın menf en çok aleyhine olabilecek durum nedir? Mesela savaş gibi bir durumda e canını kaybetme tehlikesidir. Oysa mesela peygamberimize bakıyoruz. Savaş gibi ortamlarda da geri kalan birçok insanın önünde canını ortaya koyması da bence burada önemli bir unsur ve yine tarihsel olarak gördüğümüz şeylerden bir kısmı peygamberimize daha ilerideki zaferleri belli de olmadan tamamen belli bir yere geldiğine tabi belli bir zaferleri var ama tamamen sonuna kadar gözükmeden işte birçok adeta rüşvet teklif ediyorlar o dönemin işte o dönemin e, ileri gelenleri diyebileceğimiz kimseler e, peygamberimizin işte bir elime güneşi bir elime ayı verseniz de ben davamdan vazgeçmem demesi asla iddia ettiği şeylerle ilgili, tevhidle ilgili bir tavize yanaşmaması da peygamberliğinin göstergesi. Çünkü istediği tavizleri aldıktan sonra zaten dünyevi menfaatini elde etmiş olacaktı. Ondan sonra canını tehlikeye atacak diğer aşamalara geçmeyecekti. Ha, bu şekildeki bence peygamberimizin hayatıyla ilgili incelemelerde bu iddianın ne kadar yanlış bir iddia olduğunu gösterecek çok veri var. Ben Hocam, fırsat olursa bunu, diğerlerine... E, Kur'an'da geçmediğini de vurgulayalım. Çünkü, tabii, çünkü sürekli Kur'an'dan bahsettiğimiz için bazen evet. izleyicilerimiz de onu yanlış anlayabilir. Hani şey, Kur'an dışından bir şeyse tabii, onu tabii, tabii, vurgulayalım. Tabii tabii. Yanlış Güneş'i anlayalım. ayı verseler iddiamdan vazgeçmesi iddiası. Şimdi buradaki tabii ki iki türlü bilgi oldu. Birincisi Emre Hocam dediğin şey çok önemli bir şey. Yani... Siyerle ilgili, peygamberimizin hayatıyla ilgili e, en, önemli, e, en önemli kaynak da Kur'an'dır. En önemli kaynak Kur'an'dır. Yani geri kalan kaynaklar Kur'an'la çelişmediği ölçüde kullanılabilir. Biz tarihsel bilgi olarak peygamberimizin davranışı, duruşu, menfaatlerden vazgeçmesinde diğer siyer kaynaklarına başvursak da. Fakat diğer birçok iddia e, dediğim gibi Kur'an temelli e, temellenebilir. Ama diğerlerinde bence siyer kaynaklarından da faydalanmamızda bir sorun yok. İşte mesela... Mekkenin e, o dönemdeki felsefi açıdan e, Durum. yetersizliği, bilimsel açıdan bir bilimsel araştırma yapılmadığı bölge olması, Kur'an ve Kur'an yani Kur'an dışındaki tarihsel kaynaklar aracılığıyla bildiğimiz bir şey. Ama mesela verdiğimiz örneklerden dediğimiz gibi, e, yani Peygamber'in mesela savaştığı savaşta e, kendisini e, canını ortaya koydu. Bu Kur'an'dan da anlayabiliyoruz. Kur'an dışı kaynaklarda da bununla ilgili çok malzeme var. İkisinden anladığımız e, malzemeler. Yani bunları bu şekilde belki ayırmakta da e, fayda olabilir. Hocam e, bitti mi hocam? Evet evet. Tamam. E, şimdi Mehmet hocam Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı dedik. Hep bununla başladık Ramazan'ın başından beri. Dolayısıyla e, bir Müslümanın da Ramazan ayını oruç ibadetiyle birlikte aslında e, Kur'an'la tekrardan buluşma, Kur'an'ı tekrardan kendi dünyasına indirme ve bir kamp olarak diğer 11 ayda da onu devam ettireceği şekilde bir böyle idman, bir dönemi olarak kabul etmesi gerekir diye zaman zaman söyledik bunları. Bir de peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'le nasıl bir ilişkisi vardı? Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Şimdi Hazreti Ayşe'ye soruyorlar ki yani Resulullah'ın ahlakı nasıldı filan diye. O da cevap veriyor. Hı hı. Diyor ki efe la el Kur'an. Kur'an okumuyor musunuz? Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Yani onu Kur'an'da arayın. Evet. Diyor. Ben şimdi zaman zaman işte rüyasında Allah'ı gördüğünü, peygamberimizi gördüğünü iddia edenler var filan. Böyle şeyler söylüyorlar. Tabi ilginç oluyor, etkileyici oluyor. İşte adam Ha, hayret ediyor filan. Bu bir, bir kısmı diyor ki ben bilmem birkaç defa gördüm filan. Gördüğünün peygamber olduğunu nereden biliyorsun yani? Allah'ı allah. gördüm diyenler de var hocam. Bu. Tabii. <laughs> Allah'ı gördüğünü söyleyenler var. Allah'a bir şeylere benzetenler var filan. Ya ne kadar Kur'ansız Müslümanlık bu. Yani allah Teala Kur'an'da diyor ki hiçbir şey onun benzeri gibi filan bile değil. Diyor. Hayal dahi edemezsin onu. Tabii yani <laughs> ne ki aklına geliyor bil ki Allah o değildir diyor yani. Allah hiçbir şeye benzetilemez. İşte Allah ayın 12 14'ü gibidir filan. Ya Allah aya benzetilir mi yani? Böyle Allah'ı hep daha düşük şeylere benzetme neredeyse yarışı var yani Aslında. insanlarda. Ben diyorum ki siz Hazreti Peygamber'i çok e, onu çok benimsemek takip etmek filan istiyor musunuz? Bir tane yolunuz var. Allah'ın kitabını yaşayacaksınız. Allah'ın kitabıyla Diyalog kuracaksınız. Yani rüyanızda görmeyeceksiniz hayatın içinde göreceksiniz, göreceksiniz ve göreceksiniz. bulacaksınız onu. Tabi tabi Kur'an'da var. Ve alemü enne feikum Resulallah diye bir ayet-i kerime var Hucurat suresinde. Yani o bedensel olarak elbet buralarda değil de onun misyonu hayatınızdadır. Onu bizim hayatımıza taşıyabileceğimiz güvenilir kaynak nihayetinde Allah'ın kitabıdır. Şimdi bunu şöyle bir şeyle taçlandırmak istiyorum. Hani peygamberimize yönelik işte 10 tane suçlama falan var dedik. Buna karşı ümmetin peygamberine karşı da e, benim benim ifade ettiğim 6 tane görevi var bu ümmetin. Hı hı. Peygamberine karşı görevleri var herkesin. Ümmet olacaksa. Bir, ona iman edecek. İki, onu tanıyacak. 3- onu anlayacak. 4- onu rol model kabul edecek. Üsve-i Hasene olarak onu kabul edecek. Şimdi mesela sorun sokakta memleketin işte genç delikanlılarına sorun. Bakın deyin ki e, kendinize kimi rol model seçiyorsunuz? İdol olarak benim. İdolünüz kimdir filan diye. Ya bu bu sorunun cevabında Hz. Muhammed bilmiyorum ya hiç yer bulmaz ya da hak ettiği yeri bulmaz yani. Çocuktan başka başka şeyler onların idolü olarak e, sunuluyor yani yatıyor kalkıyor başkaları onlarla alakalı e, zihin inşasında maalesef kullanılıyor. E, Şimdi, bu toplum hem de genel İslam alemi Peygamberini tanıyor mu ki? Tanımıyor işte sorun yani, bu. Peygamberini çok seviyor. Çözümün evet. Muhabbeti çok ama ne kadar tanıyor? Tabi tabi sadece o değil zaten yani gençler hani biraz daha soran sorgulayan araştıran daha çok dünyadan haberi olan bir şeylere daha çok merak salanlar oldukları için onları e söylüyorum. E şimdi cidden gidin sorun sokakta bakın açık ara kimler önde çıkacak yani. Yani ya bir müzik insanı önde çıkacaktır ya bir spor insanı büyük oranda veyahut da bir aktrist yani aktör filan bunlar önde çıkıyor yani. Yani futbol deyince adamın aklına bugün yaşayan çocuklar eğer onlara sorarsan tak Messi diyor yani başka Ronaldo diye daha da başka bir şey demiyor. Türklerden de öyle çok rol model olacaklar da kimse pek yok. Yani şarkıcı ise bilmem filanca diyor. Yani böyle gidiyor. Halbuki Allah bize rol model olsun diye Hazreti Muhammed'i tanıtıyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat toplumda öyle bir peygamber sunumu var ki öyle şeyler anlatılıyor ki onun örnek alınması mümkün değil. Uçuyor zaten. Uçuyor bir peygamber değil zaten. Uçuyor uçuyor yerde değil ki yani onu yakalayamıyorsun yani. Böyle hep beşer üstü şeyler anlatılıyor böyle acayip acayip. Bindi kütüğün üstüne kütük ağladı da konuştu da böyle ne biçim şeyler bunlar ya. Bu adam bu peygamberi nasıl örnek alacak yani. Böyle bir peygamber sunumu milletin zihninde o peygamberle olmak gibi bir hayali canlandıramıyor yani. Ben diyorum ki Hz. Muhammed'le 24 saatini hayal et. Hadi bakalım çok sevdiğini söylüyorsun iyi bir dene bakalım. Bir 24 saat İstanbul'da dolaşıyorsun. Gel peygamberimizle beraber diyelim ki sağ olduğunu varsayalım. Gerçi sağ olduğunu söyleyenler de çıkıyor yani akla ziyan şeyler yani bunlar nasıl inanılıyor bunlara hayret ediyorum. Ama işte öyle yani millet böyle Allah pullaya anlayıp anlatıp duruyorlar. Şimdi mesela Hazreti Peygamber diyelim sağ olsa onu gel ya Resulullah seninle işte Beyoğlu'nda bir volta atalım diyebilir misin yani? Oluyor mu gel bir sahil kenarlarına gidelim. Yani bir AVM'ye seni götüreyim diyebilir misin yani? Ben daha ilerisini de söylüyorum. Diyorum ki yani peygamberimizi bugün yapılan camilere bile götüremez. Çünkü onun onun dönemindeki camilere benzemiyor. Bir şaşadır, bir debdebedir. Aman Allah'ım ya. Yani sen nasıl bir peygamber sevgisi bu? Hadi bakalım peygamberi çağına taşı. Ona tabi olacaksın. Onunla o yanımda olsaydı ne yapardı mı? Yani hayal etmek lazım. Peygamber sevgisi böyle bir şeydir. Bizimki peygamber sevgisi ama böyle platonik aşk gibi yani. Bunun pratikte karşılığı yok. Onunla kendini hiç hayal edemiyor. Yani bir alışveriş o yanımdayken alışveriş yapabilir miyim? Nasıl? Mesela nere girerim? Peygamber bunun neresine giderdi filan. Bunu hiç sormuyor. Yani hukuki işleyişinde sormuyor, ekonomisinde sormuyor, sokağında sormuyor, evinde sormuyor, evinde. Hazreti Peygamber evinde olsa bu televizyon kanallarında neyi seyredebilirsin? Hadi bakalım soru. Adam diyor ki işte filanca şeyleri seyrettiremezsin yani. Onun getirdiği dinin bu tür görüntüleri yok yani cidden Hocam, yok. Yani Peygamber bütün bu saydıklarımız dışında Peygamberimiz bugün yaşıyor olsa her yerde ilk bakacağı şey vahiy insanların hayatı neresinde? E, zaten davası oydu. Yani ben programlarımızın birinde özellikle vurgulamıştım demiştim ki Yunus Suresi 61. ayeti her Müslümanın tesbih edilmesi gerekir. Çünkü orada her ne işte olursan ve o işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen hangi işlere dalmış olursanız olun biz sizi görüyoruz. Her işle alakalı ayetlerden neyi tilavet ediyorsan diye ifade var orada. Yunus Suresi 61. ayet. Böyle hikaye masal anlatmıyorum. Hazreti Ayşe'nin onun ahlakı Kur'an'dı sözünün aslında gerekçesi bu. Çünkü o hayatının her dönemini Kur'an'la, Kur'anlaştırmayla ile geçirmiş. O itibarla da bize örnek, rol model, eee üsve-i hasene belirlenmiş. Hocam şimdi, Hazreti Peygamber. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim bir örnek olarak gösteriliyor. Onunla beraber inananlar bir örnek olarak gösteriliyor. Hz. İsa'yı da yine örnek kıldığı ifade ediliyor ve peygamberimiz için de güzel bir örnek ifadesi kullanılıyor. Şimdi yani bu bağlamda o zaman aslında Kur'an-ı Kerim bütün inananlara peygamberler gibi olun diyor. Böyle anlayabilir miyiz bunu? O zaten peygamber Bize... kıssalarının anlatılmasının sebebi sebebim. budur. Başka Peki, bir sebebi yok. Biz de öyle bir peygamber sunumu yapıyoruz ki Ulaşılmaz, erişilmez, örnek alınmaz bir peygamber sunumu. Birçok insanda şöyle söylüyor. Biz kimiz ki onlar gibi olalım. Yani Kur'an onlar gibi olun diyor. Biz de diyoruz ki biz kimiz ki onlar, gibi, onlar gibi olalım. Yani aramıza mesafe açıyoruz. Ulaşılmaz bir mesafe koyuyoruz. Sonra da onlar gibi olamayız diyoruz. Bakın bir peygamber, bir peygamber misyonu itibariyle ancak bu kadar tüketilebilir. Şimdi... Böyle anlatıyorlar. Ben de böyle şaşırıyorum ya. Ne anlatıyor bu diyorum ya. Bu nereden konuşuyor yani? Ne yiyor bunlar da böyle şeyler konuşuyorlar. Bir fakir peygamber anlatıyor. Öyle bir fakir, öyle bir fakir var ya. Yani mecali yok ya. Adım atacak hali yok. Yok bilmem üzerine bir şey örtü alıyordu. Aşağısını kapatırken yukarısı açılıyordu yukarıyı kapatırken asa aşağısı açılıyordu. Hiç üzerini örtecek bir şey yoktu Herce filan. Yani öyle hep kuru şeyler yiyordu, kurutulmuş et yiyordu filan. Yani böyle kuru şeyler yani yemek memek yok yani. Öyle anlatıyor. Ama bunu anlatan adamların nasıl trilyoner bir görüntü içerisinde, nasıl şaşa, nasıl lüks içerisinde ya böyle yuvarlanıp gittikleri, nasıl böyle yani birbiriyle hiç uyumlu olmayan bir dini sunum ve bir dini hayat yaşadıkları cidden herhalde tarihte bu kadar hiç olmamıştı. Fakir peygamber anlat, zengin ol yani. Ne kadar ayıp bir şey bu. Yani ne kadar iddiana namahram da davranmaktır. Yani bu Sonra bu toplum niye dönüşmüyor, niye dönüşsün? İnsanların duygularını istismar etmek anlamına gelmiyor mu? O da öyle de yani bu peygamberi tüketmek bu. Ben onun adını öyle koyuyorum yani. Peygamber adına bir misyon üretmiyor. Hazreti Peygamber'i çağda hayal etmiyor. Burada olsaydı ne yapardım kısmı ile ilgilenmiyor. Böyle efsanevi şeyler anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'i o kadar güzel anlatıyor ki. Yani Kur'an'da Hazreti Muhammed diye bir gündem olsa da insanlar mesela bu Ramazan programlarında veya diğer programlarda Kur'an ve Hazreti Muhammed başlığını vererek bir sunum yapsalar inanın bu toplum dönüşecek. O zaman dönüşecek. Ama şimdi öyle bir peygamber anlatıyor ki bunun dönüşmesi mümkün değil. Yani bazen öyle öyle çirkin şeyler söyleniyor ki yani onu duyan gayrimüslim birinin Müslüman olma ihtimali yok. Müslüman olup da az buçuk bir şeyler sorgulayan adamın da Müslüman kalma ihtimali yok yani. Böyle korkunç bir şekilde peygamberi ve misyonunu tüketme var. Bunun karşılığında ümmetin peygamberine karşı görevleri olarak altı tane şey var dedim bir tanesini daha söyleyeyim ee, sınırları zorlamayayım ee, işte iman edecek tanıyacak anlayacak ona, onu üsve-i hasen edinecek ona tabi olacak peygamberimize tabi olmak Allah'ın emridir hiç şey yok pazarlığı yok bunun Ali İmran suresi 31. ayet ve Araf suresi 157. ayet gayet nettir ama onun da Tabi olacağı şey olarak Kur'an ilan ediliyor. Dolayısıyla e, mesele dönüp dolaşıp Kur'an'a çıkıyor. Yani Kur'an'a tabi olmak aslında Hazreti Peygamber'e tabi olmaktır. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an'ın hayata yansıtılmış yaşayan halidir. Tabi Hazreti Peygamber Kur'an'ın yazılmış halidir. Ee, şey Kur'an Hazreti Peygamber'in yazılmış halidir. Hazreti Peygamber de Kur'an'ın canlanmış halidir diye böyle ifadeler e, kullanılıyor. Kur'an ve Hazreti Muhammed... ...birlikteliği böyle... ...güzel bir şekilde ifade edebilir. bunu niye vurguladım? Çünkü biz sürekli... ...Allah'ın kelamından bahsediyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Yani Zaten Peygamberimizden de sürekli bahsediyoruz ama... çok insan diyor ki bunlar hep Kur'an'dan bahsediyor... ...Peygamber'den bahsetmiyor. Biz de diyoruz ki Kur'an'dan bahsetmek demek... ...Allah Resulü'nden bahsetmek demek zaten. Bu ikisi birbirinden farklı... ...ya da birbiriyle ayrılacak şeyler değil. Elbette değil. Elbette değil... Ee... Onu inadına istismar ediyorlar. Tabii o istismara malzeme de vermemek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir bir program söylemiştim. Buradan mı söyledim bilmiyorum. Yani biz tweet kullan, Twitter kullanıyoruz. İşte adını verdik neyse. Orada 3.000 4.000 bin, bin paylaşım yapıyoruz bir senede, iki senede filan. Bir Kur'an'ın muhatabı bir insan olarak. Hadi bunu araştırmasıyla da meşgul olan karınca kaderince bir insan olarak 2-3 senede 4 bin, bin tweet atıyoruz. E, Hz. Muhammed bu dinin 22 yıllık tebliğcisi bir senede birkaç bin tweet atıyoruz. Hz. Peygamber hiç konuşmamış oluyor yani. Hiçbir şey demedi. Böyle bir peygamber algısı doğru bir algı değil. Yani süpürüp almak ne kadar problemse süpürüp atmak da o kadar problem. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, biz Kur'an'a sunarak demin Caner Hoca'nın dediği gibi Kur'an'a aykırı değilse biz o kültürel e, kaynaklardan elbette istifade ederiz. Niye istifade etmeyelim ki canım? Senin böyle bir derdin sıkıntı. Böyle bir derdimiz olamaz yani. Bu bu akla ziyan bir iş. Peki işte Hazreti Peygamber'in Kur'an'la ilişkisi neydi? Sorunuz oydu. Onu cevaplayıp bitiriyorum. Rahat Suresi 43. ayet var. Hazreti Peygamber'in Kur'an'la ilişkisi o ayette anlatılır aslında. Orada Mekke'li müşriklerin peygamberimize yönelik suçlaması var. Diyorlar ki ve yekulul keferu Sen peygamber değilsin. Suçluyorlar. Kul bunu diyenlere de ki diyor Rabbimiz. Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah, Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmul kitap. Bu kitabın bilgisi kimde varsa, kim bu kitabı biliyorsa benim şahidim odur. Bana o yeter. Öyleyse Hazreti Muhammed ve Kur'an diye bir iddiamız olacak. Hz. Muhammed'i tanımak için Kur'anla hemhal olan bir hayat ortaya koyacağız. Hz. Peygamber'e iman etmiş olmakla görevimiz bitmiyor. Onun Peygamberliğine şahit olmak diye bir görevimiz var. O şahitliği yerine getirmenin yolu da Allah'ın Kitabına vakıf olmak, o bilgilerle hayatı buluşturmaktan geç. Caner hocam, şimdi yine çok e, çok insanın yanıldığı bir nokta var. Onu da konuşalım bir sonunda 10 dakika 8-10 dakikamız var. Şimdi peygamberimiz güncel yaşantısında işte giyinirken ya da yemek yerken kavminden farklı mı davranıyor ya da farklı adetler mi ediniyordu ya da hangi noktalarda kavminin kültürüne uyuyor hangi noktalarda ayrışıyordu? Ee, bu önemli bir husus ona geleceğim çünkü peygamberi üst veya sene olması yani bizim için örnek olmasında neyin örnek alınacağı hususunda açıklığa kavuşturmak lazım. Bana göre burada yanlış sunumlar var. Ee, fakat şuna ufak bir katkıda bulunayım. Yani niye e, peygamberimizle ilgili aktarılan literatüre e, ilgili çok dikkatli olunması gerektiği, Kur'an'la bunun gözden geçirmesi gerektiğini söylüyoruz. Kur'an bize alemlere rahmet olan bir peygamber tanıtıyor. Veyahut da Kur'an bize diyor ki sen onlara yumuşak davrandın Allah'ın rahmetiyle. Onlar işte kaba sert olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Yani öyle bir peygamber var ki etrafındakilere yumuşak davranmış, alemlere rahmet yollanmış. Kur'an böyle bir peygamber bize tanıtıyor. Sonra diğer taraftan bir bakıyoruz. Bir peygamber sunumunda peygamberin işkence için insanların gözlerini oydurduğu, çölde bırakıp taşları yalattığı şeklinde mesela peygamberi kötü gösteren ifadeler var. Diğer bir sunuma bakıyoruz. Önünden çocuk geçse beddua etmiş, çocuğu kötürüm etmiş bir peygamber sunum. namaz kılarken evet namaz kılarken önünden geç... bunları nasıl uyduracağını tahmin etmek de sorun değil yani önden e, yani namaza çocuk geçenlere rahatsız olan bir amcanın bunu çok rahatlıkla uydurduğunu veya kendi yaptığı işkenceleri e, Abbasiler döneminde veya daha evvelki dönemlerde yapan işkenceleri temellendirmek için birileri e, geçmişte peygamber de bunları yapmıştır şeklinde bir şeyler uydurttuklarını e, tahmin etmek zor değil. Buna nasıl uydurabileceğini görmek zor değil. Fakat Kur'an'a aykırı bir peygamber sunumunda işte etrafındakilere yumuşak davranan o peygamber sunumuna karşılık e, gidip de siz çocukları beddua ile peygamber sunduğunuzda siz burada dini ciddi anlamda tarif ediyorsunuz. Yani bunu peygamberi tanıtmak, sevdirmek kastıyla belki yapıyorsunuz. Ama yani sonuçta bu öyle olmuyor. Bu da şunu gösteriyor yani Kur'an'dan siyeri çıkarmak özellikle önemli ve Kur'an'la çelişkili olan bunun dışındaki e, siyer malzemesini ise e, elekten çok iyice elemek gerektiği gözüküyor. Diğer yapılması gerektiği bir düzeltme şimdi Peygamberimizle ilgili e, tarihsel olarak anlatımlar var. Peygamberimizin nasıl... Yediği, nasıl içtiği, nasıl giyindiği ile ilgili, menüsünün ne olduğu ile ilgili. Bunlar da bizim için tabii ki tarif bilgisi veriyor. Fakat bunların dini açıdan bir bağlayıcılığı var mı? Dikkat edin buna farz denmeyin. Sünnet bile dense sonuçta siz ona dini bir anlam yükliyorsunuz. Kur'an peygamberimizin nasıl giyindiği ile ilgili, elbisesinin renginin ne olduğu ile ilgili, yok işte cübbesi Bizans cübbesi miydi falanca cübbesi miydi diye tarif etmiyor bize hiç. Bu diğer kaynaklarda tarif edilmeyeceği manasına gelmiyor. Elbette ki diğer kaynaklarda tarif edilebilir. Fakat e, bu diğer tarifleri biz dini bir unsur olup olarak görüp görmeyeceğimiz buradaki önemli. Ha, Peygamberimizin e, evvela bizi ilgilendiren sünneti uygulaması nedire bakmamız lazım. Şimdi tabii uydurmalar var. Uydurmalar eledikten sonra da iş bitmiyor. Yani bizim için peygamberin yaşantısındaki neye nasıl bakmamız gerektiği önemli. Bir, peygamberimizin işte bizim için önemli olan sünneti Kur'an'ı hayata geçirmesi. Bunlardan bir kısmı direkt tam harfiyle Kur'an'ın uygulanmasıdır. Nedir? Mesela Kur'an abdest al diyor, peygamber dirseklere kadar ellerini yıkıyor. Oruç tut diyor, Kur'an'ın dediği saatlerde tutuyor. Peygamberin bunu yaptığı sünnet, işte bunu uygulaması, kendinin de oruç tutması bir saati, ha bizi ilgilendiren en temel sünneti budur ve bizim de yapmamız gereken. O zaten aynı zamanda Kur'an'ın emridir. Diğer taraftan Kur'an'ın koyduğu evrensel ilgiyi peygamberin tarihsel uygulaması vardır. Nedir mesela Kur'an'ın evrensel ilkesi? İşte emri bil maruf nehyali münker. İyi emretmek, kötülükten ne nehyetmek. Peygamberin bunu tarihsel uygulaması nedir? Peygamberin tarihin o dönemde mesela diyelim mektup yazarak veyahut da o dönemdeki çarşılara giderek insanları çağırdıysa bu işte onun tarihsel uygulamadır. Ha burada bizi ilgilendiren nedir? O evrensel prensiptir. Tarihsel uygulama bilgi açısından doğrudur. Ama bugün bizim o tarihsel uygulamayı değil, o evrensel ilkeyi takip edip o tarihsel ilkeyi de bilgi olarak bilmemiz gerekir. Ha bunun dışında ne vardır? Tarih peygamberin, kavminin yaptıklarını peygamberin devam ettirmesi vardır. Nedir? İşte kavmi diyelim o dönemde cübbe giyiyordu. işte sarık takıyordu. O dönemdeki peygamberi öldürmeye kalkanların hepsi de cübbeli, sarıklıydı, sakallıydı. Peygamber bir modacı gibi Aa ben size moda devrimi yapayım dedim Aa artık gömleğe geçelim. İşte cübbenin şurasını şöyle yapalım. Siz işte şu renk giyiyorsunuz ben işte bundan sonra beyaz giyeyim, yeşil giyeyim, siyah giyeyim, renkleri değiştireyim. E i̇şte mobilyalarda siz böyle oturuyorsunuz Abi ben yer yerde oturayım demedi. Ne mobilya tasarımcılığına peygamber soyundu ne kıyafet tasarımcılığına soyundu. Ne o dönemde insanların belli şekilde sakalı vardı da ne özel bir kuaför gibi yeni saç modelleri üretti peygamber. Hayır. Peygamber kuaför, mobilya tasarımcısı ve e, elbise e, dizayncısı olarak gönderilmedi ve bunları zaten değiştirmedi. Ha, bunlardan nedir? Bu bizim için işte peygamberin o dönemindekilerin nasıl giyindi, salt bir tarihsel bilgidir. Buradan herhangi bir bunları taklitle ilgili bir sevap ummakta. bunu taklit edince sanki peygamberin ee, örnekliğini taklit ediyormuş düşünmek çok önemli bir yanılgı. Bu da yapılıyor. Belki bir kategori olarak da şunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan peygamberin şahsi uygulamaları vardır. Yani kavim uygulamanın dışında nedir? İşte eşiyle diyelim koşu yarışı yapmıştır. Veya peygamber keşkek seviyordu. Yiyecek olarak daha çok sevdiği yiyecekler vardır. E bu da nedir? Peygamberin özel tercihidir. Yani o, o, dönemde peygamber domates patates olsaydı o dönemde Amerika bulunmuş olsaydı büyük ihtimal domates patates de yiyecekti. O dönemde Amerika kıtası bu tarafta olanlar aracılığıyla keşfedilmediği için onlar yoktu. Ha, o zaman demek ki yani peygamberin zamandaki kabak yemesinden, tavuk yemesinden, hurma yemesinden bunlardan da ilavi bir dini sünnet çıkarmak, dini bir uygulamak için örneklik çıkarmanın da bir anlamı yok. Belki bir kategori olarak ayrıca yönetici olarak peygamber o dönemin yöneticisiyle atadıklarını yapmak gerekir de ekleyebiliriz. Ama en azından süremiz bitti. Süremiz burada bitti burada hocam. Ee, Esmaül Hüsna'dan biliyorsunuz paylaşımlar yapıyorduk. Çok e, yani süremiz daraldı ama El-Hadi ismini Rabbimizin hemen buradan sizlerle paylaşalım. E, Hidayet veren doğruya, iyiye ve güzele iletmede en yüce kudret. Furkan suresinin 31. ayeti yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Ya Hadi, sonsuz rahmetinin bir gereği olarak bize doğru yolu gösteren sensin. Sen doğruya, iyiye ve güzele iletmede eşsiz ve benzersiz kudretsin. Sen bizi dost doğru yola davet edensin. Çünkü sen yaratan ve dilediğini yapma kudretine sahip olmana rağmen kimselerin olamayacağı kadar dost doğru bir Yol üzerindesin. Hiç şüphesiz yegane rehberlik senin rehberliğindir. Senin rehberliğine uyan dost soru yol üzerindedir. Sana inanıp güvenenin kalbine rehberlik eden sensin. Zira sen her şeyi hakkıyla bilensin duasıyla da bu geceki programımızı tamamlamış olalım. Değerli izleyenler, yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.